Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, bu hafta yine Bahri Kılıç hocamızla birlikteyiz. Ben kendisine sizler adına hoş geldiniz diyorum. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili seyirciler, bugün Bahri hocamızla birlikte İslam öncesi cahiliye hayatı ve Müslümanların hayatında cahiliyenin dününü ve bugününü konuşacağız. Evet hocam, Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şeriflerinde cahiliye ile ilgili birçok söylemleri vardır. Öncelikle bize yani cahiliyenin bir tanımını yapar mısınız? Yani cahiliye hayatı nedir? İslam cahiliye hayatı hakkında neler söylüyor hocam? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin Seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bihi nesta'in. Gerçekten konu önemli. Cahiliye hayatı dünden bu yana hız kesmeden ne yazık ki devam ediyor. Şimdi şöyle bir tarih sahnesine bir yolculuk yaptığımız zaman yeryüzünün gelmiş geçmiş en barbar, en cahil, en zalim insanlarının hep İslam öncesi cahiliye hayatında yaşadıklarını görüyoruz. Evet. Yani vahyin, Kur'an'ın, sünnetin hayata hakim olmadığı dönemlerde cahiliye prim yapmış, teşvik görmüş, bir adım öne çıkmış, zulmüne rağmen, yanlışına rağmen ne yazık ki hayatını da devam ettirmiş. Kur'an sünnet merkezli bir tanım yapacak olursak, içerisinde vahyi barındırmayan, yani Kur'an ve sünnetin hayata dair emirlerini, yasaklarını kabul etmeyen tüm sistemlerin, ideolojilerin, görüşlerin, tabi Kur'an'a sünnete aykırı olanlarını kastediyoruz. Bunlar cahiliye hayatının temel referansları olmakta. Cahiliye hayatı bunların gölgesinde neş'ü nevan bulmakta, hayat bulmakta ve bu çerçevede yaşayan insanlara da tahakküm etmekte. Yani Kur'an-ı Kerim bu manada mesela Cenab-ı Hak Maide suresinde اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ buyuruyor. Evet. Maide suresi ayet 50. Yoksa onlar cahiliye, İslam öncesi cahiliye hayatının hükmünü mü istiyorlar, idaresini mi istiyorlar? Arıyorlar yani. Onu mu talep ediyorlar, onu mu arzu ediyorlar? Ayet kerimesiyle İslam'ın hayata hakim olmadığı, tabiri caizse İslam'ın borusunun ötmediği, İslam dışı tüm düzenlerin, ideolojilerin, fikirlerin arzu edilmesi, talep edilmesi cahiliye hayatına dönüş olarak Rabbimiz bize haber veriyor. Ve Allah Celle Celaluhu ekliyor. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ İman eden bir toplum için Allah'ın hükümranlığından, hakimiyetinden daha güzel kim vardır? Yani medeniyet dendi mi insanı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'nun kurduğu düzen anlaşılmalı, nizam anlaşılmalı. İnsanı Allah yarattı. İnsanın nasıl mutlu olacağını, dünyada ve ahirette nasıl güzel sonuçlara ulaşacağını elbette Allah'tan daha iyi bilen yoktur. Evet. Allah Celle Celaluhu buradan hareketle kendi kurduğu düzenin dışında tüm söylemleri, eylemleri ona aykırı olduğu zaman onu cahiliye hayatı olarak ifade ediyor. Nitekim Bukhari ve Müslüm'ün rivayetinde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اَبْغَدُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ buyurmuş. Allah Celle Celaluhu'ya insanlar arasında en çok buğz edilen üç kişi var. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği, hoşlanmadı. Bu hoşlanmadığı bu üç kişi var. Bunlardan birisi de
Efendimiz buyurmuş ki وَمُبْتَغِنْ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ İslam'a girdiği halde cahiliye yolunu arzu eden, İslam dışı bir düzeni talep eden. Bu hadisin şerhinde şarihler demişler ki مَنْ يُرِيدُ بَقَى اَس۪يرَةَ الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ اِشَاعَتَهَا Kim cahiliyenin hakimiyetini, devamını arzu ederse ya da onun yayılmasını, çoğalmasını talep ederse bu İslam'da cahiliye hayatını aramak demektir, talep etmek demektir. Yani bu iki nas'tan şunu anlıyoruz. Kur'an'ın, sünnetin kurduğu bir düzen var, bir intizam var, bir kanun var, bir tüzük var bugünkü tabirle. Ona aykırı talepte bulunmayı Kur'an ve sünnet cahiliye hayatı olarak onu tanımlıyor. Evet. Velev ki çok bilimsel keşifler olsa da, şimdi bilgisayar çağı diyorlar, teknoloji çağı diyorlar, uzay çağı diyorlar. Evet, eskiye nazaran belki insanlık birçok sahada ilerlemiştir. Ama insan mutlu olamamıştır. İnsan ne Allah'ın hukukunu ne de ibadın, kulların hukukunu bu İslam dışı düzenlerde koruyamamıştır. Koruyamadığı için de mutlu olamamıştır, mesut olamamıştır. Cahiliyenin tüm izlerini ne yazık ki kendisi içinde barındıracak bir hal almıştır. Hatta burada cahiliyenin Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Cafer bin Ebi Talib'in radıyallahu anh'ın güzel bir tanımı var. Evet. Biliyorsunuz Müslümanlar İslam'ın ilk yıllarında hicrete zorlandılar. Habeşistan'a. Ve bir heyet halinde Habeşistan'a gitmek zorunda kaldılar. Habeş kralının karşısına çıktıklarında Cafer bin Ebi Talip Müslümanların sözcüsü olarak krala hem İslam dinini hem öncesini çok güzel özetledi. Evet. Bakın orijinal yani cahiliye dönemindeki hayat tarzlarının özelliklerinden bahsediyor. Tabii bakın orijinal metnini de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden okuyalım. Evet. Cafer bin Ebi Talip diyor ki: "Eyühel Melik, ey kral, ey melik, kunna kavmen ehle cahiliyetin." Biz cahiliye toplumu idik biz. Cahil bir toplum, bilgisiz bir toplum. Cahiliye hayatında yaşayan bir topluluk idik biz. Na'budul esname, putlara tapardık biz. Evet. Yani bakın dün taştan, tahtadan, helvadan, tunçtan, bakırdan heykeller vardı. İnsanlar onlara tapıyordu. Bugün birileri için ideolojiler var, görüşler var, sonu izimle biten düzenler, sistemler var. Eğer İslam'a tercih edilirse bu aynı zamanda cahiliyenin dünü ve bugünün mukayesesini de yapacağımız ya bugün de aynı şekilde mesela, temel cümleler yani, olarak da evet. ifade edilebilir. Devamla diyor ki وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ Biz leş yerdik ya, ölmüş hayvan eti yerdik ya. Şimdi cahiliye birbirinin etini yiyecek kadar tavan yaptı yani. Vahşileşmiş. Taban yaptı yani gerçekten. وَنَأْتِ الْفَوَاحِشَ Biz her türlü fuhşiyatı, yanlış işi yapardık diyor. Yapardı. Yani evet. bugün ahlaksızlık hız kesmiyor. Hatta adına sanat deniliyor, sinema deniliyor. Yani cahiliye de hiç olmasa bunlar cahiliye işlerinden olarak bilinirdi. Evet. Devamla diyor ki وَنَقْطَعُ الْاَرْحَامَ Biz akraba bağını da koparırdık. Sıla-i Rahim diye bir şey. Bizim hayatımızda yoktu. Bakın gittikçe biz de Avrupa gibi küçülüyoruz yani. Artık aileler en yakın akrabalarını bile görmez, dışlar bir hale geldi. وَنُسِعُ الْجِوَارَ Biz komşularımıza da kötülük yapardık. Bakın şimdi komşuluk hayatı bitti ya. Hocam sadece ev komşusu mu yoksa ülkelerin de birbirleriyle olan ilişkilerle? Hayır, biz geçelim. Bir defa kendi içimizde, kendi aile ortamında iletişimi kaybettik. Evet. Akrabalar arasında da iletişimi kaybettik. Komşularla da. Komşular arasında da, mahallede de. Ya eskiden bizim küçüklüğümüzde biz bunu büyüklerimizden duyardık yani. Komşular
bırakın birbirlerini tanımayı, çocuklarını tanımayı, af buyurun, birbirlerinin hayvanlarını bile tanırlardı. Bu filanın koyunu, bu filanın af buyurun tavuğu diye insanların çok yoğun, sıcak ilişkileri olan bir komşulukları vardı. Şimdi bahsettiğiniz gibi aslında İslam'da böyle Müslümanların bir Müslüman ülkeden bir başka Müslüman ülkeye vizesiz, pasaportsuz gidemeyişi bir zillettir aslında. Bırakın başka yeri, Beytullah'a bile gidemiyorsun, Kabe'ye gidemiyorsun, Medine'ye gidemiyorsun. Ya hocam kota o ayrı bir şey. Evet, kota lazım. Çünkü Mekke şehrinin alacağı belli bir kapasite var. O kapasitenin üstünde insanlara zulmedersiniz. Biz onu konuşmuyoruz. Yani hani şair diyor ya, bu kadar telefon direğine rağmen sesimiz birbirimize gitmiyor. Arada sınırlar var. Avrupalı mesela, Avrupa ülkelerinin hepsinde iletişim, ulaşım bu manada çok rahat. Adam vizesiz Avrupa ülkelerinin hepsinde dolanıyor. Ama İslam Birliği yok. Müslümanların en küçük devletçiğinden en nüfus olarak büyüğüne varana kadar arada telergüler var, mayınlar var, duvarlar var. Aslında bunların hepsi cahiliyenin bize dayattığı şeylerdir. Evet. Bak, ve Cafer bin Ebi Talip krala bunları bir şikayet olarak takdim ediyor. Devamlı diyor ki: "Ve ya'kulul kaviyyu minna ed-da'ife." Bizden güçlü olan zayıfı yerdi. Yani aslında da üstünlük iddiası mı vardı? Şimdi bakın, biz bunun daniskasını yaşıyoruz ya. Özellikle İslam coğrafyasında kafirler bugün güçlüler. Silah, teçhizat. Müminler de imanlarını yaraladı. Neden güçlüler hocam? Yani bizim parça parça olmadığımızdan mı? Ya bunun sebepleri çok. Belki evet, ayrı bir program yapacağız. Yani neden küfür güçlü, Müslümanlar zayıf? Bir defa biz Müslümanların dinimizle problemimiz var bizim. Yani Cenab-ı Hak'la onun diniyle manevi bir bağ, bir bağımız çok gevşemiş. Evet. Yoktur demiyorum, çok gevşemiş. Evet. Bir defa iman çok zarar görmüş. Küfrün karşısında en büyük silah imandır. O da yara görünce küfür yani, otomatikmen yani güçleniyor tabii. Yani imana şirk mi bulaşmış hocam? Elbette, yani imanımıza günah bulaşmış, şirk bulaşmış, küfür bulaşmış, nifak bulaşmış. Evet. Yani bunu genel yapmıyoruz ama genel itibariyle biz Müslümanlar cehaletle boğuşurken bunlar da kaçınılmaz oluyor. Evet. Dolayısıyla o güçlü devletler bugün zayıf olan devletleri ve halkını sömürüyorlar. Yani dünden bir farkı yok ki. Sadece bunlar el çabukluğuyla medeni olduklarını bize dayatıyorlar. Uygar olduklarını, nereyi yemek istiyorlarsa, sömürmek istiyorlarsa, oranın halkının namusunu kirletmek, insanlarını öldürmek istiyorlarsa demokrasi getireceğiz diyorlar, özgürlük getireceğiz diyorlar. Efendim, sizi cahiliye hayatından medeniyete, uygarlığa taşıyacağız diyorlar. Ama cahiliye hayatının daniskasını ne yazık evet, ki yani, kendi çıkar menfaatlerini ona dayatıyorlar. Yani evet, o dönemde de asabiyet ve üstünlük vardı. Günümüzde de aynı şekilde asabiyet ve üstünlük ön plana yani çıkarıyor. Cahiliye hayatının temel ögeleridir bunlar. Evet. Unsuriyet, kavmiyetçilik. Zaten bunlar olmazsa bir kavmin, bir ülkenin bir başkasına tahakkümü bireyler üzerinden zor olacaktır. Irkçılık mesela bugün tüm dünyada ulus devletleri bunun en güzel örneğidir. Herkes kendi ırkı üzerinden kömeleniyor, odaklanıyor ve bunun üzerinden bir başkasına saldırıyor. Evet. Şimdi o büyük sahabi فَكُنَّ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى بَعْثَ اللّٰهُ اِلَيْنَا رَسُولًا. Biz bu haldeyken Allah bize bir Resul gönderdi. O Resul bize tevhidi emrediyor. O Resul bize, işte bu da İslam'ın medeniyetidir, bir olan Allah'a kulluğu emrediyor. O Resul bize akrabayı gözetmeyi, komşularla iyi geçinmeyi, insanların hak ve hukukunu çiğnememeyi, Allah'a kulluk dışında bir başkasına kulluk yapmamayı, geçen maddelerin zıttı olan tüm hakikatları bütün çıplaklığıyla o gün Cafer bin Ebi Talip krala hem İslam'ı
hem cahiliye hayatını orijinal şekliyle anlatmış oldu. Tabii o dönemde aynı zamanda işte faizcilik, tefecilik, kumar, özellikle de kız çocukların diri diri toprağa gömülmesi hocam. Bunlar cahiliye hayatının özellikleridir. Yani gerçekten mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam faizi yasaklarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ela kullu şeyin min emril cahiliyeti tahta kademeyye mevdu'un diyor. Evet. Dikkat edin, cahiliye hayatının tüm kötü adetleri ayağımın altındadır diyor. Evet. Ve Efendimiz bunu mesela ilk faizi amcasının oğlu Abbas'ın faizini kaldırırken bu ifadeyi kullanıyor. Bugün modern cahiliye faizsiz ekonominin olmayacağına itikad ediyor. Evet, kapitalizm yani. Yani kapitalizmi faizsiz düşünemezsiniz zaten. Yani aslında cahiliye çok sinsi bir şekilde, çok çirkin bir şekilde bizi ihata etmiş. Evet, İşin garip tarafı bunu da uygarlık, medeniyet namına bize tahakkümü var. Evet hocam, yani tabii cahiliye hayatından bahsettiniz. Özellikle İslam öncesindeki cahiliye hayat tarzlarından bahsettiniz ama peki yani cahiliye hayatı İslam dünyasında Müslümanlar arasında tekrar nasıl girdi hocam? Elbette güzel bir soru. Yani şimdi İslam gelince cahiliyenin izlerini hayattan silmeye başladı. Evet. Kendine ait bir düzen kurdu, bir sistem oturttu. O Kur'an'a ve sünnete, vahye dayalı bir düzen idi, bir sistem idi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken o sistem, o düzen özellikle Medine döneminden sonra Medine vesikasıyla, yani Medine anayasasıyla İslam devlet olunca, din devlet olunca bu İslam medeniyeti de yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladı. Özellikle Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde birçok kurumların İslam medeniyeti başlığı altında yerleştiğini ve insanlara Kur'an sünnet merkezli, huzur odaklı bir hayat takdim ettiğini görüyoruz. Peki kirlenme, İslam dışı uygarlıkların, medeniyetlerin İslam'a girişi nasıl oldu? Bu elbette birkaç başlık altında mutalaa edilebilir. Birincisi, biliyorsunuz İslam'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle hicretin 8-9. Yıllarında diğer devlet başkanlarına gönderdiği mektubun 3 temel başlığına baktığımızda bunu görüyoruz. Allah Resulü hayattayken bu yolu açtı ve bu yoldan Müslümanlar kıyamete kadar yürümekle mükelleftirler. Son Osmanlı hilafeti bitene kadar da bu yolda devlet olarak Müslümanlar yürüdüler. Nedir o? Resulü Aleyhisselatü Vesselam tüm krallara diyordu ki sizi İslam'a çağırıyorum. İslam barış dinidir, güzellik dinidir. Yani İslam dini sizin dünyanızı da ahiretinizi de mamur edecek Allah'ın kanunu ya, düzeni bu. İkincisi, İslam Müslüman olmayı kimseye dayatmadı. Yani sen zorla Müslüman olacaksın demedi. Madem ki Müslüman olmuyorsun, o zaman cizye vereceksin, vergi vereceksin. Senin namusun, inancın, her şeyin benim teminatımdır. Yani kafirler için de en güvenli liman İslam'dır. Yani uygulandığı bugün, takdirde yani. Tabii, yani bugün mesela birçok İslam dışı düzenlerde, sistemlerde sadece Müslümanlar zulüm görmüyor. Müslüman olmayanlar da zulüm görüyor. Çünkü İslam'ın sistemi, düzeni adalet merkezlidir, ehliyet merkezlidir, hak hukuk merkezlidir. Diğer sistemlerde bunları görmek mümkün değil. Birincisi buydu İslamiyet. Üçüncüsü de bunlar kabul edilmediği zaman savaş kaçınılmaz olacaktı. Şimdi biz bunları konuştuğumuzda hemen birilerinin refleksleri harekete geçiyor. Efendim nasıl olur bu? Ya bir defa etrafınıza bakın ya. Yani Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Irak'ta ne işi var? Yani İsrail'in Filistin'de ne işi var ya? Yani bir defa
İnsanlar konu din olunca çok garip bir şey. Hümanistlikleri tutuyor. Hemen insancılıkları ön plana çıkıyor. Ama Müslümanlar öldürülürken, katledilirken, ülkeleri istila edilirken o hümanist tarafını bırakın. İslami kimliği şöyle bir harekete geçsin, o da olmuyor. Evet. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu temel üç meseleyle aslında bütün dünyanın emniyetini, güvenini sağlamıştır. Bakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de savaşa izin yoktu. Evet. Medine'de savaşa izin verildi. 10 yıl boyunca Müslümanlar savaştılar. Bakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilfiil 27-28 tane savaşa iştirak etti. Komutanlık yaptı. Bizzatihi kendisi bulundu. 53-54 küsür savaşı organize etti. Bakın sıkı durun. Bu savaşlarda şehit olan Müslümanlarla ölen kafirlerin sayısına bakın. Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi adlı kitabında sayı veriyor. Diyor ki 250 tane kafir öldü, 150 tane Müslüman şehit düştü diyor. Toplamında. Bakın İslam'da savaşlar imha etmek için değildir, ihya etmek içindir. Ya bugün demokrasi, özgürlük, hürriyet falan filan diyenler bir günde yüzlerce insan öldürüyor. Binlerce insan öldürüyor. Bunu görmüyorlar. Dönüp efendim kendi kurdukları örgütler üzerinden İslam'ı yargılamaya çalışıyorlar. İşte haşa İslam barbarlıktır. Haşa ve kella. Yani o zulmü dinde arayacaksanız o barbarlığı, o vahşeti gidin Hristiyanlıkta arayın. Sizin Haçlı seferlerinizi de biliyoruz. Bugününüzü de biliyoruz. Evet. Yani Yahudilikte arayacaksanız yine gidin Yahudilikte arayın yani. İslam'ın terörle, barbarlıkla haşa. İslam medeniyet dinidir. Evet. Bunlar hepsi cahiliye hayatının sonuçlarıdır. Ve vahiyden beslenmeyen tüm semavi din de olsa cahiliye hayatını içerecektir. Evet, yani İslamiyet barış dinidir, adalet dinidir, evet, tevhid dinidir ve medeniyet dinidir ama bunu zaman zaman İslam adına uygulamaya koyan bazı Müslümanların yaptığı hatalarıyla bunu İslam'a mal ediyorlar. Ya ne münasebet? Neden o zaman bir Hristiyanın yaptığı hatayı Hristiyanlığa mal etmiyoruz? Yani dünden bu yana Avrupa'da bir sürü terör örgütleri vardı. İtalya'da Kızıl Tugaylar, Almanya'da RAF, Yunanistan'da 17 Kasım. Yani bu terör örgütlerin mensupları hepsi de Hristiyandı. Niye kimse Hristiyan terörü demiyor? Bu ters köşe bizde var. Yani bizde çok hain var bizde. Adam kendi dininin açığını arıyor sanki, ayıbını arıyor sanki. Yani dininden utanıyor. Her şeyi İslam'a yüklemek istiyor. Ya Müslüman hata eder, ediyor da. Evet. Neden sen bir Hristiyanın hatasını Hristiyanlığa mal etmiyorsun? İşte bunun için İslamiyet dünyaya hakimiyeti zaruri görüyor. Ta ki diğerlerin de hayat hakkı kutsaldır, çiğnenmesin. Evet. Bugün bu terk edildiği için cahiliye hayatı İslam'a nasıl girdi? İşte fetihlerle yeni Müslüman olanlar, tamam mı? Evet. Kendi ülkelerindeki örfü, adeti, geleneği, inancı İslam'a taşıyor. Bir de İslam mesela Kur'an, Sünnet, Arapçadır. Arapça bilmiyor. Arapça bilmediği için çevirilerle yetinmek zorunda kalıyor. O çeviriler bazen art niyetli olabiliyor. Tabii küfür boş durmuyor. Yani Müslümanlara cahiliye adetlerini, bugün de öyle değil mi? Modern, çağdaş, uygar insan. Yani şimdi Allah'ın hakkı çiğnettiriliyor, Resul'ün hakkı çiğnettiriliyor, efendim Müslümanların hakkı çiğnettiriliyor ve bunları hak adına yaptırıyor küfür. Ya mesela bir kadın giyim kuşamına dikkat etmediğinde bir defa Allah'a isyan ediyor, Peygamber'e isyan ediyor, İslam'a isyan ediyor, kocasına ediyor, anasına, babasına ediyor. Bunu yaparken kadın hakları adında buna yaptırıyorlar.
Ya haramda hak olur mu kardeşim? O da dönüp bu cevapla karşıyı ilzam etmesi gerekirken uygar oldum, çağdaş oldum, medeni oldum. Mesela deniliyor ki yani kadının pantoluyla, kıyafetiyle ne uğraşıyorlar deniliyor yani. Ya mesele kadının kıyafeti, pantolonu değil. Mesele ben Müslümansam benim inancımın gereklerini yapıp yapmama meselesidir. Evet. Biz zaman zaman söylüyoruz. İslam'da erkeğin de kadının da özel bir kıyafeti olmamakla birlikte temel ölçüleri vardır. Bak bu da cahiliye adetidir. Yani bir kadın tesettürü olacak. Kardeşim ister battaniye ile ister yorganla, isterse modacılar bir şey yaparlar. Bir kadın dışarı çıktı mı cilbabı olacak. Normal elbisenin üstünde bir dış örtüsü olacak. O dış örtüsü de ne onun vücut hatlarını gösterecek kadar ince, şeffaf, ne de vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmayacak. Evet. O kadar. Evet yani hocam. Kadın bugün çok dar bir elbise giydiğinde ya da ince şeffaf bir elbise giydiğinde o kadın ben tesettüre girdim diyemez. Değil bu. Evet. Bunların hepsi işin hakikatini başka tarafa çekmektir. Bunlardan sakınmak lazım. Biz Müslümanız elhamdülillah. İnancımızın gereğini yapmaya çalışacağız. Yapamadığımız zaman da o yapamadığımız yanlışı sahiplenmek Allah korusun bizi küfre kadar götürür. Ya her birimiz İslam'ın tüm emir ve yasaklarını Allah ve Resulü'nün istediği şekilde yerine getiremiyoruz. Ama bir günah işlediğimizde bu günahtır diyoruz, bu yanlıştır diyoruz yani. Bir de onu modernite adına savunmanın bir anlamı yoktur yani. Evet hocam. Peki hocam yani cahiliye hayatının bugünkü karşılığı nedir? Güzel bir soru. Yani dün cahiliye hayatını Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh özetlerken bugün bakıyoruz daha ileri bir adım görüyoruz. Mesela bir mukayese, bir örnek olsun diye af buyurun. Dün mesela Mekke'de fuhşiyatla ilgili Mekke'nin dışında üzerinde bayrağı olan belli evler vardı. Bu zina bu şekilde yanlış bir şekilde yapılırdı. Çok af buyurun, onun bir kuralı kaidesi vardı. O kadın hamile olduğunda o eve gidip gelenlerin hepsini huzuruna çağırırdı. Çocuğun babası hangisi derse o cahiliye onu kabullenmek zorunda kalırdı. Bakın bugün bu yanlış işler sanat adına yapılıyor. Doğru yapanları tenzih ediyor. Yani bedenler üzerinde. Sanat üzerine yapılıyor. Efendim sinema üzerinden yapılıyor. Yani bu iş çağdaşlığın, modernitenin, uygarlığın, medeniyetin namı hesabına yapılıyor. Kardeşim yanın tarafıyla söyleyelim. Yani ahlaksızlık hiçbir zaman çağdaş, medeni bir durum olamaz yani. İslam'da değişmeyen temel esaslar var. Ahlak da bunlardan birisidir. Evet. Dün ahlak olan ya da ahlaksızlık olan bir şey bugün de aynıdır yani. Senin farklı isimler takman meselenin aslını değiştirmez. Yani bugünkü cahiliye ile dünü mukayese ettiğimizde emin olun dünkü cahiliye buna rahmet okutur. Çünkü bugün bunun cahiliye olarak yapılmıyor olması çok daha kötü. Evet. Ya mesela kavramlar, bizim ülkemizde çok ciddi manada bir kavram kargaşası var. Çağdaş insan, modern insan kavramı üzerinden hep Müslümanlar gericilikle itham ediliyor. Ya kimse dönüp de kardeşim sen bu çağdaş kavramın içine ne koydun sen? Yani ben bu kavramın içine ne koyarsam ben çağdaş, modern insan olacağım. Neyi çıkarırsam gerici olacağım.
Eğer sen bu kavramın içine ilim koyduysan, bilim koyduysan, teknik koyduysan, vatanın, milletin, dünya Müslümanları için faydalı bir şey keşif, bir buluş icat ettiysen, amenna, hepimiz birlikte sana çağdaş insan diyelim. Yok, sen bunun içerisine içki koyuyorsun, kumar koyuyorsun, kadın koyuyorsun, ahlaksızlık koyuyorsun ve kendini çağdaş diye tanımlıyorsun. Ülkene hıyanet yapıyorsun, ülkene bir çivi çakmıyorsun. Yani hangi konumda olursan ol, bir faydan yok senin, sen modern insan oluyorsun. Ama öbür Müslüman ülkesi uğrunda canını veriyor, malını veriyor. İnancının gereğini yapmak istiyor ki inancın gereğidir bu zaten. Sen ona da gerici diyorsun. Ya bu ne yaman bir çelişki. Bunlardan süratle kaçınmak gerekiyor, uzak durmak gerekiyor. Bakın Hazreti Ömer'in bu konuda çok güzel. Hocam isterseniz bir reklam. Bunu okuyayım. Peki, tamam inşallah hocam. Sonra tamam. Girelim reklama. Tamam. Evet. Hazreti Ömer diyor ki, İslam'da yaşayıp cahiliyeyi bilmeyen bir kesim ortaya çıkınca İslam'ın düğümleri, şiarları tek tek çözülür. Evet. Şimdi bu önemli bir husustur. Biz Müslümanlar cahiliyeyi tanımıyoruz. Cahiliyen adına modernite, çağdaş, medeniyet, uygarlık gibi bir gömlek giydirdiler. Altı kokuyor. Biz İslam'da cahiliyeyi bilmezsek tam da orta yerine düşeriz. İnşallah reklamlardan sonra devam edelim buna. Evet hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasında tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam kaldığımız yerden devam edelim. Hazreti Ömer'den bahsediyorsunuz. Onun bir sözü vardı dediniz. Evet Hazreti Ömer radıyallahu an İslam'da yaşayıp cahiliyeyi bilmeyen bir kesim ortaya çıkınca İslam'ın düğümleri, şiarları tek tek çözülür buyurmuştu. Yine Hazreti Ömer'in bir başka sözü. Men lem ya'rifil cahiliyete la ya'rifil islame. Cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı da bilemez. Yani bir defa biz Müslümanların cahiliye hayatının ne olduğunu, ne olmadığını bizim iyi idrak etmemiz lazım. Cahiliye hayatını doğru bilirsek İslam'ı da doğru biliriz. Ya da İslam'ı iyi bilirsek cahiliye hayatını da iyi biliriz. Bugün küfür tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak hakikatları bize ters yüz edip takdim ediyor. Biz de allanıp bullanıp bir hediye paketi gibi cahiliye hayatını sahiplenmek durumunda kalıyoruz. Aslında Kur'an'ın, sünnetin bu konudaki mesajlarını, uyarılarını doğru okuyabilseydik, bugün en azından İslam coğrafyasında bu cahiliye hayatın izlerini hiç olmazdı demeyeceğim. Bu kadar kalın, belirgin görmezdik yani. Bakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuş. Keyfe bikum izâ emertum bil münker ve neheytum anil ma'ruf. Siz çirkin olanı, münker olanı, cahiliye olanı emredip iyi ve güzel olanı yasakladığınızda haliniz nice olacak sizin ya? Sahabe diyor ki ya Resulallah ve inne zalike lekainun. Bu olur mu ey Allah'ın Resulü ya? Bir Müslüman nasıl kötülüğü emreder, iyiliği de yasaklar? Efendimiz diyor ki kale naam ve eşeddu. Evet diyor, olur diyor. Daha kötüsü de olur diyor. Daha şiddetlisi de olur. كَيْفَ بِكُمْ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا. Bakın tam şimdi şu ana kadar konuştuklarımızı özetleyen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın جَوَامِعُ الْكَلِمِنْدَنْ özlü bir söz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iyiyi kötü, kötüyü de güzel gördüğünüzde haliniz nice olacak. Evet.
Ya biz şimdi cahiliye hayatını modern hayat diye sahipleniyoruz, iyi görüyoruz. İslam'ı da haşa çağ dışı, gerici gibi görmeye başladık ya. Evet. Sözüm ona, bir kısım bu işe çanak tutan, önünde ünvanı olan isimler de prim yapınca sanki bu iş böyleymiş gibi algılanmaya, anlaşılmaya başladı ki bu gerçekten çok nahoş, çok çirkin bir durum arz ediyor ki cahiliyenin bugünkü karşılığını iyi görmemiz, iyi anlamamız lazım. İyi anlamak için de cahiliyeyi, tabii, hayatını bilmemiz lazım. Kendimizi bundan muhafaza, evet, etmemiz. Hocam tabii İslam öncesi cahiliye hayatı ve Müslümanların hayatında cahiliyenin dünlüğü ve bugünlüğü konuştuk ama peki cahiliyeden kurtulmanın yolları nelerdir yani? Cahiliye hayatından kurtulmanın yolları nelerdir? Allah'ın sevdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de önerdiği bir hayat tarzını nasıl elde edebiliriz? Şimdi bakın, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde yine bu konuda Hazreti Ömer'den bir nakil yapıyor. Hazreti Ömer gerçekten Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, benden sonra bir peygamber gelseydi Hazreti Ömer olurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i fitnenin kapısı olarak bize tanıtıyor. Yani o hayattayken fitne o kapıdan İslam dünyasına giremeyecektir. Daha sonra Efendimiz o kapının kırılacağını söylüyor. Şimdi bakın bu konuda Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبِ Arapların ne zaman helak olacağını ben bildim diyor. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Araplar ne zaman helak olacak? فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَتَى يَهْلِكُونَ يَا اَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ Orada bir Müslüman ayağa kalktı, dedi ki ey müminlerin emri, Araplar ne zaman helak olacak? Ne zaman yok olacak? Hazreti Ömer dedi ki, idare cahiliye dönemi adetlerinden kurtulamayan, Hazreti Peygamber'le birlikte olamayanların eline geçince. Bakın burası çok ama çok önemli bir ifade. İki madde sayıyor. Bir, idare cahiliye adetlerinden kurtulamayan kişilerin eline geçince. Evet. İki, Hazreti Peygamber'le birlikte, yani onun sünnetini, yolunu, yol bilmeyen, yol yürümeyen, sünnet de neymiş kardeşim? Bize Kur'an yeter mantığı var ya. Yani peki sünnet olmadan, yani İslam anlaşılabilir mi? Kur'an anlaşılabilir mi asla hocam? Asla ve kat'a. Yani sünnet, selef-i salihinden bağımsız, bağlantısız, Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Kardeşim, olayları ters yüz edip önümüze koyman bir anlamı yok ya. En basit şey, günde 5 vakit namaz kılıyoruz biz ya. Bu 5 vakit namazın ayrıntılarını kim Kur'an'dan bize gösterebilir? Öğlen namazın sünneti 4 rekattır diyoruz. Bunun karşılığı Kur'an'ın neresinde var? İkindi namazı 4 diyoruz, akşam 3 rekattır diyoruz. Yani Kur'an'da kıldığımız 5 vakit namazın rekat sayıları yok ki. Efendim biz bunu tevatüren biliyoruz. Anamızdan babamızdan gördük. Anandan babandan çok şey görüyorsun. Niye hepsini sahiplenmiyorsun? İşine gelmedi mi? Bu şamanizmden gelme diyorsun. Bu komünizmden gelme diyorsun. Bu mecusilikten gelme diyorsun. İşine gelince ha biz bunu anamızdan babamızdan böyle doğru öğrendik diyorsun. Şimdi o da ayrı bir mesele. Hazreti Ömer'in cahiliye ile ilgili, yani ne şekilde ileride düşeceğimizle ilgili bu tespiti çok ama çok manidardır. Bu bir de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bu konuyla ilgili çok veciz bir ifadesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ
hatta لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إذن. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, siz diyor ileride adım adım, karış karış, kulaç kulaç sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. Hatta bir keler, bir kertenkele yuvasına girse siz de girersiniz. Şimdi ben bu hadisi okurken, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın teşbihleri çok ama çok anlamlıdır. Merak ettim ya, bu ansiklopedilerde bu kertenkeleleri araştırdım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir bize tarif ettiği hadis şerhlerden de anlaşılan zehirli, yeşilimsi bir kertenkele var. Bunun şöyle bir özelliği var. Bu çok af buyurun, avını fahişe bir kadın gibi kuyruğunu sallayarak peşinden yuvasına götürüyor. Orada zehirliyor. Orada öldürüyor. Bu çok manidar bir şey. Yani Allahu alem diyorum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bahsettiği bu, çünkü efendimizin teşbihi bu buna matuf götürüyor bizi. Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam sizden öncekilerin yoluna, ve hadisin sonunda Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun diye soruyorlar. Ya kim olacak diyor Efendimiz. Yani ne anlıyoruz biz? Biz Yahudi ve Hristiyanların yoluna adım adım, karış karış, kulaç kulaç uyduğumuzda onlar tıpkı bu kertenkelenin yaptığı gibi bizi kendilerine benzeterek zehirliyorlar. Onlara benzedin mi? Onların yaşadığı hayatı yaşadın mı? Senin Müslüman kimliğin cahiliye hayatıyla kirleniyor. Bakın yine İbn-i Mace'nin Sünen'inde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün gözlerini semaya dikerek şu anlar diyor, ilmin kaybolacağı anlardır. Bilmiyoruz Efendimiz mucizevi dürbünüyle hangi asrı gördü de, belki de modern, çağdaş, uygar, bilim, ilim, teknoloji çağı diye bize anlatılan 2017'yi gördü belki Allah Resulü, bilmiyoruz. Diyor ki şu anlar ilmin kaybolacağı anlardır. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, vallahi biz Kur'an'ı okuyacağız, çocuklarımıza da okutturacağız, İlim nasıl kaybolur ey Allah'ın Resulü? Efendimiz soru soran sahabeye diyor ki, ben de seni Medine'nin fakihlerinden sayardım. Söyler misin bana, bu Yahudiler Tevrat okuyor, bu Hristiyanlar İncil okuyor, İncil ve Tevrat onların hayatına ne ekiyor? Yani Müslümanlar da Kur'an'ı sünneti anlamak üzere okumadıklarında, sırf sevap kazanmak için, ben bazen diyorum ya keşke Müslümanlar kafirlerin Kur'an'ı okudukları gibi okusalar ya. Onlar Kur'an'a inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Sadece diyorlar ki, ya şu Muhammedilerin kitabında ne var acaba? Bizim Hacı Efendi öyle okumuyor. Bana diyor 10 sevap var diyor. Evet 10 sevap var, amenna, ona itirazımız yok. Evet. Manasını anlamasan da 10 sevap var. Çünkü Efendimiz Kur'an'ın her bir harfine 10 sevap var hadisinde elif, lam, mim'i örnek veriyor. Biz elif, lam, mim'i de bilmiyoruz biz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ona huruf-u mukatta diyoruz. Efendimiz diyor elif 10 sevap, mim 10 sevap, lam 10 sevap diyor değil mi? Ama bu teşvikler, bu primler, bu ilahi kitap anlaşılsın diye verilmiş. Sen bu kitabı okuyacaksın. Bu kitabın içinde İslam medeniyetini de, cahiliye hayatını da tanıyacaksın, evet. Safını öyle belirteceksin. Yine bu Kur'an yani dirilere indirilmiş. Elbette yani. Şimdi biz ölülere Yasin suresini okuyoruz değil mi? Evet. Siz hafızsınız. Cenab-ı Hak ne diyor? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِينَ. Hay, diri olanlar uyarılsın diye bu kitap ya da peygamber gönderilmiş. Burada şu anlaşılmasın, tabii Kur'an okunduğunda hem ölülere fayda var ama, değil mi hocam? Elbette biz faydası yok, evet, demiyoruz. Ama biz diyoruz ki
Sen hayatında Kur'an'ı okuduysan, Kur'an'ı bir hayat yaşadıysan, ölümünden sonra da sana faydası var. Evet. Ama sen hayatında Kur'an'la çatıştıysan, evet, Kur'an'ı bir hayatı, cahiliye hayatına tercih etmediysen, yani Allah korusun, imansız gittiysen evet, sana faydası yani olmayacaktır. Kur'an'ın yani asıl indiriliş amacı okuyup, anlayıp, onunla amel etmek. Elbette. Mesele bundan ibarettir. Evet hocam. Yani bakın, mukaddes değerler ancak İslam'ın gölgesinde korunabilir. Evet, İslami hocam, bir hayatı merkeze alarak, onu sahiplenerek, onu yaşayarak, onu doğru okuyarak ancak bu sonuçlara gitmek mümkün olacaktır. Bakın, küçük bir örnek ya. Ebu Zer el-Gıfari, evet, Bilal-i Habeşi'ye siyah kadının oğlu diyor. Bir söz. Ey zencinin oğlu yani. Değil mi? Siyah kadının oğlu diyor. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ya Ebu Zer, e'ayyertahu bi ummihi. Onu anasıyla mı ayıpladın ya? Ya bir insanı anasından, babasından, ırkından, memleketinden dolayı kim kimi ayıplayabilir ya? O zaman hocam yani bir insanın teninden ve dilinden ve memleketinden dolayı ayıplamak bir cahiliye ahlakıdır. Bakın Allah Resulü öyle diyor. Ebu Zer el-Gıfari'ye diyor ki اِنَّكَ مْرِعُنْ ف۪يكَ جَاهِلِيَّتُمْ. Evet. Sende cahiliye hayatı var diyor. Haşa, ona söylemek gibi olmasın. Evet. Onun üzerinden Allah Resulü bize öğüt veriyor. Ya sen birini renginden, dilinden, teninden dolayı ayıpladın. Veya zulmettin, haksızlık ettin. Zulmettin. Yani sen kardeşim o an düşüneceksin. O adamın rengini mi beğenmedin? Yoksa ona o rengi vereni mi beğenmedin? Evet. Ya hangi birimiz annemizi, evet, babamızı veya o dili mi beğenmedin? Veya o kişi o dili veren mi beğenmedin? Yani ben dünyaya gelirken sen Kürt mü olacaksın, Türk mü olacaksın, Arap mı olacaksın? Kimse bana bir şey sormadı yani. Evet, erkek mi olacaksın? Kadın mı olacaksın? Yani Allah Celle Celaluhu'nun takdirine, tayinine rıza göstermek, evet, imanın hocam gereklerindendir ya. Evet hocam, Allah razı olsun. Programımızın sonuna yaklaştık ama bir izleyicimizin bir soru var, bir sorusu var. Eğer müsaade ederseniz sormak istiyorum hocam. Birinde... O soruya geçmeden önce, evet, ben bir hadis okumak istiyorum. Tabii, bu Tabarani'nin Mu'cem-ül Savir'inde, evet, geçen, evet, bir hadis. Evet hocam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, dikkat edin, beni merahın borusu yeterince öttü. Evet. Yani bu hadis bize ümit versin. İstikbale gür sedamızla bakmamıza, evet, ışık olsun. Beni merah zorbalığın sembolüdür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ileride bu cahiliye hayatı bir gün bitecek yani. Bu ilelebet devam etmeyecek. Evet. Efendimiz diyor ki bakın onların borusunun ötme zamanı geldi ve geçti. Efendimiz vakat kutile benu merah diyor. Beni merah öldü diyor. Haberiniz olsun, bunu bilin diyor. Bundan sonra ela inne rahal islami dairetun. Bundan sonra İslam'ın sözü olacak. Yeter ki biz Müslümanlar özümüze dönelim. Ne olacak? Feduru ma'al kitab haythu dara. Allah Resulü bize bir adres de gösteriyor. O zaman kitapla beraber olun. Kitapla beraber yürüyün. Kur'an'ı ve sünneti hayatınıza taşıyın ki o cahiliye hayatının izleri, kalıntıları silinsin. Yani biz özümüze dönersek, aslımıza dönersek biz cahiliye hayatının da onun kalıntılarının da aramıza bir set çekersek Allah'ın inayetiyle, yardımıyla inşallah düzlüğe çıkacağız yani. Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam izleyicimizin bir sorusu var. Bilindiği gibi Muharrem ayındayız. Perşembe günü. Geçen hafta Müslümanlar Hicri yılbaşını kutladı. İzleyicimiz bir soru yapmış. Diyor ki hocam Muharrem ayındayız ve Muharrem ayında kaç gün oruç tutmamız lazım? Ve Muharrem ayına özel bir ibadet şekli var mıdır diye izleyicimiz bir soru yapmış sayın hocam. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde buyurmuşlar ki
farz namazlardan sonra en eftal namaz gece namazıdır. Evet. Farz oruçlardan sonra en eftal oruç Muharrem orucudur. Nafile oruç olarak. Dolayısıyla Muharrem'e ait Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize önerdiği Muharrem'in 9'uyla 10'uyla ilgili oruç vardır. Evet. Yani İslam her alanda cahiliye ile ne yolun başında, ne sonunda, ne ortasında yürümeyi istememiştir. Evet. Mesela bakın Muharrem'in 10'da Yahudiler oruç tutuyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara benzememek için siz 9-10'u tutun diyor. Sadece onu tutmayın. Ya da 10-11'i ya da 9-10-11-13-12. Yani 9-10-11 3 gün ya 2 gün. Onlar tek gün Muharrem'in 10'u tutuyor. Siz muhalefet edin diyor. Muhalefet edin. Yani İslam'ın her şeyi kendine aittir. Kendine evet. Hastır. Dolayısıyla Muharrem ayında Müslümanın ibadet diye uygulayacağı şey 9-10 ile ilgili oruçtur. Yok piyasada Muharrem'de şu kadar namaz kılacaksın, her rekatta şunu okuyacaksın. Evet. Bunların aslının, esasının olmadığını bilelim. Ha bir adam Muharrem ayında gece kalkıp 100 rekat namaz kılıyor. Kılsın kardeşim. Ama bu sünnettir. Evet. Muharrem'e bir ibadet ait bir ibadettir yoktur. Demesin. Evet hocam. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bu cahiliye hayatıyla ilgili? Şimdi cahiliye hayatını Müslüman iyi tanısın. Kendine uygarlık, çağdaşlık, medeniyet gibi kavramlarla yaklaşan sinsi düşmanlarını da iyi tanısın. İslam'ı doğru bilir, doğru yaşar, doğru anlarsak inşallah Efendimizin beni merah öldü, cahiliye öldü müjdesine nail oluruz. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, Bahri Kılıç hocamızla İslam öncesi cahiliye hayatı ve Müslümanların hayatında cahiliyenin dününü ve bugününü konuştuk. Bizler istifade ettik. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Cenab-ı Allah bizleri Kur'an'ın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve şu duamızı sürekli söyleyelim kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Mümin kardeşlerimize karşı kalplerimize kim ve nerfe bırakma. Dili, teni, ülkesi, coğrafyası ne olursa olsun o bizim kardeşimizdir. Evet sevgili seyirciler, bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.